10. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlıkları için derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatta en son 1. sınavları izlemek için kanalımıza uğramış. 2. sınavlar için yeni gelmiş arkadaşım. Sen de hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, yani bu gözler her şeyi anlatıyor değil mi arkadaşlar? Yani neyse bakalım. Bir şey demiyorum. Aralarda sanki yani ne olur değil mi? Zamanında şöyle sistemli, programlı böyle tek tek gitseniz şu videoları izleseniz ne olur sanki diyeceğim ama öğrenci psikolojisi. Biz de öğrenci olduk. Öyle olmuyor. Her zaman son zamana bırakırsın. Son gün hatta bu videoların hepsini bitirmeye çalışan arkadaşlarım olacak. Hatta son gün gelmiş Top birinci videodan yedinci videoya kadar. Bakın yedinci dersteyiz şu an. Hepsini bir gecede bitiren arkadaşım. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi o zaman ne yapalım? Vakit kaybetmeyelim. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar kısmının ikinci videosu olacak. Yedinci dersimiz ayrıca arkadaşlar. Sizleri güzel bir şekilde sınavlarınıza uğurlayacağım. Şimdi çayımdan bir yudumluyorum. Rahatsız olan arkadaşlarım oluyormuş. Evet umarım ses gelmemiştir. Evet çay yudumlarken mikrofon kapatıyoruz ya. Neyse bakalım arkadaşlar vakit kaybetmiyoruz. Hadi gelin bakalım videomuza başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle fontları uydurmaya çalıştım ya. Böyle birazcık daha görseli böyle güzel yapmaya çalışıyorum sizler için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle 3 sayfa yine bir böyle bir 40-50 dakika sürecek bir ders bizimle birlikte. Ama her şeyi çok iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Bakın sonuna kadar videomuzu izleyin arkadaşlar. Çok iyi izleyin. Mikrofonu biraz uzak tutayım. Patlamasın ses. Şimdi değerli benim öğrencilerim. Şimdi nereden devam ediyoruz? Yüzde verim hesaplamalarından devam ediyoruz. Bugüne kadar tepkimelerin hepsi yüzde yüz verimle kabul ediliyordu arkadaşlar. Şimdi yüzde verime safsızlık hesaplamaları diyoruz arkadaşlar. Şimdi safsızlık hesaplamalarıyla başlayacağız. Şimdi normal yüzde verime safsızlık hesaplamaları. Arkadaşlar verim dediğim şey şu. Şimdi kimyasal tepkimelerde en az bir madde tamamen hani dedik ya bitiyorsa %100 verimle teorik olarak gerçekleşen tepkimeden bahsedilir. Yani şöyle. Biz bir madde diyelim ki ya da şöyle örnek vereyim. Pazara gittin. Domates aldın 2 kilo. O domatesle melemen yapmaya çalışıyorsun. 2 kilonun işte hepsini koydum melemen yapacağım. Arkadaşlar 2 kilonun hepsini teorik olarak melemen yapman mümkün değildir. Çünkü neden? Domatesin yarısı işte sağ sola dökülür yarısı işte o tavada kalır. Yani yarısı dedim yani bir kısmı tavada kalır, bir kısmı dökülür, bir kısmı işte içindeki su buharlaşır gider. Yani senin elinde olmayan sebeplerden ötürü senin verimin düşer. 2 kilonun tamamını sen menemen yapamazsın. Yapaman yani. Menemen yapaman. Yani yapamaz. <laughs> Neyse bakalım salak saçma esprilere girmeyelim. Arkadaşlar o yüzden kimyasal tepkimeler de böyledir. Sen dersin ki 1 mol maddeye girecek. 1 mol tepkimeye girecek. Bu bir molün hepsi bitecek dersin. Ama bir, bir molün hepsini kullanamazsın. İşte deneyi yaparken hata yapabilirsin. İşte bir madde uçar şey olur falan mesela. Hani elinde olmayan şartlardan ötürü bir kısmı tepkimeye girer. İşte o tepkimeye giren kısmın yüzdesi tepkimenin yüzde verimi oluyor. Yani şöyle dedim gerçekten deneyi yaparken tepkimeler, ortam şartları, deneyi yapan kimyager etkisi gibi sebeplerle %100 gerçekleşmez. Bu sebeple yüzde verim hesabı yapmak gerekir. Yani yüzde verimi de gerçek miktar bölü teorik miktar çarpı yüz formülüyle bulabiliriz. Ama biz formül kullanmayacağız arkadaşlar. Ben size yine mantığını anlatacağım. Şimdi gelelim bakalım. Birazcık notlarımı küçültmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ya küçük daha güzel oluyor sanki. Şöyle küçültelim arkadaşlar. Bak. Yukarıdaki tepkime göre 2 mol N2 tepkimeye girdiğinde 3 mol NH3 oluştuğuna göre. Şimdi 2 mol sen kullandın değil mi? Başlangıç 2 kilo domates gibi yani. Şimdi sen buradan 2 mol kullandığında tepkime kat sayıları mol oranıydı. 1'e 2 kat sayısından 4 mol elde etmen lazım. Değil mi arkadaşlar? 2 mol de 2 katı kadar. Değil mi? 4 mol elde etmen lazım. Bak bu teorik. Sen 2 mol'un hepsini kullanırsan bunu elde edersin. Ama tabi bu 2 mol her zaman %100 hepsi tepkimeye girmez. Girmez. Sen şimdi 2 mol kullanmışsın ne kadar elde etmişin? 3 mol. Bak bu da deneysel sonucun senin. Sen şimdi deneyi yaptın. Deneysel. Aslında sen şunu diyorsun. Hocam 4 mol elde etmem lazım da 3 mol elde etmişim. Yani şöyle 4 mol elde etmem lazımken 3 mol elde ediyorsam yüzde kaç elde etmişimdir diyorsun. Bu da senin veriminin yüzde 75 olduğunu gösteriyor. Demin ki yüzde verim formülü neydi? Yani şöyle deneysel deneysel bölü, deneysel sonuç bölü teorik sonuç. Bunu bir daha kullanmayacağım. Burada formülü gör diyor söylüyorum. Çarpı 100 diyorduk. Yüzde verin bak. Deneysel olarak sen 3 mol elde etmişsin burada arkadaşlar. Bu deneysel sonucun senin. Ama ne kadar elde etmeliydin? 4 mol elde etmeliydin. O zaman 3 bölü 4 çarpı 100'den yine %75 olarak cevabı bulmalısın. Ve gel bakalım ikinci sorumuza geçelim. Bak 3.2 gram CH4 gazı yukarıdaki tepkime göre yandığında 3.6 gram H2O sıvısı oluşuyor diyor. Şimdi suyun 1 mol'u 18 gram. Su için yapalım arkadaşlar. Su için yapalım. Hatta şöyle. Hatta mol üzerinden gidelim mi? CH4'ten başlıyorum. CH4. CH4'ün 1 mol'u 16 gram mıymış? Yazdım bak. 1 mol CH4 16 gram. O zaman 3,2 gramı kaç moldür diyorum arkadaşlar. Buradan da eni 0.2 mol olarak buluyorum bak. Şimdi dikkat et. Ben 3.6 gram su oluşmuş ya. Ben buradan 0.2 mol kullandığımda, 0.2 mol kullandığımda bak 1'e 2 oran var bak. Bunlar benim katsayılarım bak. 1'e 2. O zaman 0.2 mol kullandığımda 0.4 mol su elde etmeliyim. Şimdi sudan ne kadar elde etmişim? 3.6 gram. Bakalım şimdi suya geldim. Suya geldim. Suyun H2O'nun 1 molü ne kadarmış arkadaşlar? 1 molü 18 gram. O zaman 3,6 gramı kaç moldur dedim. Bak en eşittir 0,2 mol. Bu senin deneysel sonucun. Deneysel. Ne kadar elde etmeliydim? 0,4 mol. Yani teorik olarak bunu elde etmeliydim arkadaşlar. Hani şunu yapıyorum. Diyorum ki 0,4 mol elde edecekken ben 0,2 mol elde ettiysem yüzde yani yüzün kaçı tepkimeye girerdi. O zaman buradan da arkadaşlar yarısı değil mi? %50. Bak 4'ün yarısı girmiş, 100'ün de yarısı. Yani %50 verimle tepkimeyi gerçekleştirmişim. Yani yapacağımız buydu arkadaşlar. Gel bakalım. Yazıl tarzı sorular 3. Bak 4 er mol N2 ve H2 gazının tepkime sonucu 2 mol NH3 gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkime tepkime verimi yüzde kaçtır? Bak ikisini de veriyorsa Şimdi arkadaşlar N2 artı 3 tane H2 gitti. 2 tane NH3. Şimdi 4 mol buradan aldım. 4 mol buradan aldım başlangıçta. Şimdi dikkat et yine. Dikkat et. Ben ilk başta %100 verimle gerçekleşseydi diyeceğim. Bunu kabul edip sınırlayıcı bileşeni bulacağım arkadaşlar. Sınırlayıcı bileşen. Bak. Şuraya bir not ben yazayım. Not verim hesabı böyle ikisini de veriyorsa hesabı bundan önceki videoda sınırlayıcı bileşeni bulmuştuk ya sınırlayıcı bileşene göre sınırlayıcı bileşene göre yapılır bunu unutma tam yazdım bak buraya şimdi sınırlayıcı bileşeni ne senin şimdi 3'e bir oran var mesela buradan 4 mol tamamını alsan Buradan 3 katı 12 mol almak zorundasın. %100 verimle kabul ediyorum şu an. E hocam elimde 12 mol var mı? Elimde 12 mol yok. Yok ya. Var mı? Yok. O zaman ben böyle değil. Biten maddem ne 2 değil. Şuradan 4 mol alsam 3'e 1'den buradan ne yapar? 4'ü 3'e böleceğim yani. 4 bölü 3 mol tepkimeye girer. 1'e 2'den buradan da 8 bölü 3 mol tepkime de oluşur. Bak. Biten maddem H2 arkadaşlar. Bak H2 bitti sıfır. Bu sınırlayıcı. Şimdi burada işlem yapmana gerek yok. Beni ilgilendirmiyor. Ben neyi buldum? Sınırlayıcıyı buldum burada. Sınırlayıcı. Şimdi tepkimeyi bir daha yazdım. N2 artı 3 tane H2 gitti. 2 tane N H3 dedim. Başlangıçtan 4 mol N2 kullanıyorum. 4 mol H2 kullanıyorum. Bak bunları kullandığımda ben 2 mol NH3 elde etmişim arkadaşlar. Bak buradan 2 mol elde ediyorum ya. 2 mol. Şimdi dedim bak. Artı 2 mol elde etmem için 2'ye 1 oran var. O zaman buradan 1 mol tepkimeye girmiş. Bu oluşması için. 1 girdiğinde 3 girmiş. 1 girdiğinde de o zaman buradan 3 tepkimeye girmiş. Bak. 1 mol buradan atmış. 3 mol buradan atmış. Arkadaşlar bu verim bu tepkime %100 verimi değil. %100 verimli tepkimelerde biri biterdi. Bak sınırlayıcı bileşen biterdi mesela. O yüzden sınırlayıcı hesap, hesabı yaptım. Şimdi sen burada verim hesabını sınırlayıcıya göre yapacaksın. %100'ü tepkimeye girseydi 4 mol mu girerdi? Bu 4 mol'ün 3 molü tepkimeye girmiş. O zaman buradan hesap yapıyorum. 4 mol %100 olsaydı tamamı tepkimeye girerdi diyorum. 4 mol'ün 3 molü tepkimeye girdiyse o zaman yüzde Kaç verimle tepkime gerçekleşmiş diyorum arkadaşlar içler dışarı çarpımı yaparsam verimimi yine %75 olarak buluyorum Bak dikkat et bunu sınırlayıcı bileşeni bulmazsan 4'ün biri %25 olarak verimi bulursun 4 mol'ün 1 mol'ü %25 yapar Yani bu değil bu yanlış buradan yapamazsın yani tamam mı sınırlayıcı bileşeni bulacaksın Sınırlayıcı bileşeni bulduktan sonra bu tip sorularda verim hesabını sınırlayıcı bileşene göre yapacaksın Bak bir daha diyorum sınırlayıcı bileşeni bul. Verim hesabını sınırlayıcı bileşene göre yap. İkisini de veriyorsa. Oldu değil mi? Bir dakika. Güzel. Hadi devam edelim. Dördüncü soruma geldim. Bu soru güzel bir soru. Bu soru azizim. Bu soru üstad. Gel bakalım şöyle. Bu soru güzel bir soru. Şimdi bak dikkat et. Eşit kütlede. A2 ve B2 gazlarının tepkimi sonucu 25 gram AB2 gazı oluşurken toplam 55 gram madde artıyormuş. Buna göre bu tepkime yüzde kaç verimle gerçekleşmiştir? Güzel. Eşit kütlede dikkat. 25 gram AB2 oluşuyor. Bir kere ben A2'nin Mol ağırlığını hesaplayayım mı? 1 molün hesaplamak. A'nın 1 molü 5 grammış. 2 molü var. 5 çarpı 2'den. Bunun mol ağırlığı 10 gram bölü mol. Mol ağırlıklarını hesaplıyorum arkadaşlar. Şimdi B2'nin mol ağırlığını hesaplayayım. B'nin 1 molü 10 grammış. O zaman 2 molü burada 2 mol var. 10 çarpı 2'den 20 gram. 1 molü geliyormuş. Bir de ne yapalım? AB2 için yapalım arkadaşlar. a b 2 Bak 1 mol A var. A'nın 1 molü 5 gram arkadaşlar. O zaman 5 artı. B'nin 1 molü 10 gram. 2 mol var 10 çarpı 2'den. Burası da ne geldi arkadaşlar? 25 gram bölü mol. Mol ağırlığı. Şimdi tepkimeyi yazdım. A2 artı 2 tane B2 gitti. 2 tane AB2 oluşturdu. Bak dikkat et. Dikkat et. Arkadaşlar sen bu tepkime sonucu 25 gram AB2 oluşturmuşsun. Yani buradan 25 gram gelmiş arkadaşlar. Bak 25 gramı yazdım. 55 gram da madde artıyor. O zaman başlangıçta 25 artı 55'ten başlangıçta artanla birlikte toplam arkadaşlar kütlenin korunumu yasası. Ben 70-80 gram madde kullanmış. Madde. Şimdi buraya dikkat. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi 25 gram ya. Bu şimdi AB2'nin 1 mol 25 gramsa bu 25 gramın 1 mol olduğunu söyleyemez miyim ben? 1 mol. O zaman buradan 1 mol madde oluşmuş. Mol olarak yazalım buraya arkadaşlar bak. Son durumda elimde 1 mol AB2 var. Şimdi başlangıçta da 25 gram oluştu bak 55 gram arttı. O zaman başlangıçta 80 gram madde vardı. O zaman ben şöyle diyorum. Soru bana eşit kütle demiş ya arkadaşlar. Eşit kütle. Bu 80 gramın 40 gramı A2. 40 gramı da ne olacak arkadaşlar? B2 olacak. Bak dikkat et. A2'nin 1 molü 10 gram. Şunun 1 molü 10 gramsa 40 gram eşit kütle şartını sağlıyorum. Kaç moldür dersem buradan 4 mol gelmez mi? O zaman başlangıçta A2'den 4 mol kullanmış. Şimdi B2'nin 1 molü 20 grammış B2'nin arkadaşlar. Bak bunun 1 molü 20 gramsa e şimdi 40 gram eşit kütle de tepkimeye gireceğine göre kaç moldur desem en de buradan 2 mol gelmez mi? Bak dikkat et 4 mol'e 2 mol eşit kütle oluyor böyle olunca. Bunun 4 mol'ü de 40 gram oluyor. Bunun 2 mol'ü de 40 gram oluyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bak 2'ye 2 orandan 1 mol oluşması için buradan 1 mol tepkimeye girmesi lazım. Şimdi 2'ye 1 orandan bak dikkat et 2'ye 1 oran. 1 mol arkadaşlar 0.5 mol tepkimeye girmesi lazım. Şimdi bak buradan 3.5 mol arttı. Buradan da 1 mol arttı. Arkadaşlar iki madden de artmış. %100 verim değil. Ne yapacağım? Sınırlayıcıyı bulacağım. Sınırlayıcıyı bulmak için ne yapıyordum? %100 kabul ediyordum. Birinden birini bitti düş. Bak 1'e 2 oran var. Buradan 4 mol tepkimeye girseydi 2 katı buradan 8 mol tepkimeye girerdi. Elinde var mı yok? Sil. Sil, sil hemen sil. Şurayı da sildim. Şöyle de 2'ye 1 oran var. Buradan 2 mol %100'ü yani %100 2 mol tepkimeye girseydi buradan yarısı yani 1 mol tepkimeye girecekti. Bak elinde var oluyor. O zaman burada olduğuna göre yani biten maddem B2 bu sınırlayıcı. Sınırlayıcı. O zaman bak başlangıçta 2 molün 2 molün 1 molü tepkimeye girmiş. %100 olsaydı 2 molün tamamı tepkimeye girerdi. 2 molün 1 molü tepkimeye girdiyse kaç tepkimeye girmiştir diyorum arkadaşlar. Buradan da %50 yani yarısı %50 verilme tepkime mi buluyorum. Bak çok güzel bir soru ya. Azizim bu soruyu ben yazdım bak. Hiçbir yerden bakmadık arkadaşlar. Çok güzel bir soru ya. Azizim bak 10 numara soru ya. Yapma kurban olayım bak. Anla olur. olursun. Ne olursun. Yaparsın. Olur. Bak 112 gram demir katısı %50 verimle O2 gazı ile tepkimeye girmektedir. Buna göre tepkime sonunda kaç gram F2O3 katısı oluşur diyor. %50 ise 112 gramın yarısı. Yani 56 gramı tepkimeye girmiyor mu? O zaman %50 verimle ben 56 gram tepkimeye giriyor diyorsam bu 56 gram demir 1 mol 56 gram olduğuna göre aslında 1 mol demir midir? Bak bana F2O3 soruyor ya. Dikkat et. 4'e 2 oran var yarısı. Ben buradan 1 mol tepkimeye demir girdi desem yarısı yani buradan 0.5 mol oluşur arkadaşlar. Bak geldim F2O3'ün mol ağırlığını hesaplayalım. Demirin 1 mol 56 gram 2 mol 56 çarpı 2 gram artı. Oksijenin 1 mol 16 gram 3 mol 16 çarpı 3 gram. Buradan ne gelir 112 artı 48'den 160 gram bölü mol gelir arkadaşlar. Buradan şimdi hesap yapacağız. F2O3'ün 1 molü 160 gram diyeceğim. 0.5 mol F2O3 oluşmuştu. 0.5 molü kaç gramdır dersem yarısı ya arkadaşlar. O zaman 80 gram F2O3 oluşur. O F2O3 oluşur diyorum sevgili arkadaşlar. Bu kadar işte ya. Bu kadar yapman gereken sadece bu kadardı. Şimdi bazen de böyle safsızlık soruları gelir. Bunlara da dikkat. Şöyle bir kendimize gelelim. Şöyle bir rahatlayalım. Çayımdan içeceğim. Çayımdan içtim. Boğazlarım bir yerine geldi. Şimdi baktım arkadaşlar. Safsızlık hesaplamalarına geldik. Yerindeyiz değil mi? Suyundan da içeceğim. Şimdi arkadaşlar hocam niye bu kadar şey yapıyorsun yani ee, su içiyorsun çay içiyorsun arkadaşlar boğazlar gidiyor. Bak boğazlar gidiyor daha yüz yüze dersler de devam ediyor. Tamam mı o yüzden birazcık hoş görün. Şimdi arkadaşlar her madde şimdi safsızlık hesaplamaları %100 saflıkta değildir. Mesela kömürü düşün karbon kömürden oluşur deriz ya yani şey kömür karbon atomundan oluşur deriz. Ama kömürün %100'ü karbon değil. Başka maddeler de var içinde. Şimdi bir numune de tepkimeye girecek olan kısım saf olan kısımdır. Mesela karbon kömürün içinde tepkimeye girip yanar ya. Tepkimeye giren karbon işte o saf kısım. Tamam mı? Tepkimedeki diğer kısma yani karbon olmayan mesela kömürü düşün. Karbon olmayan kısma da safsızlık denir. Bunu unutma. Bunların sana hesaplamalarını yaptıracak. Şimdi gel yapalım. Şimdi içerisinde demir içeren 22,4 gram bir numunenin HCl ile tepkime sonucu 48,3 gram FCl3 katısı oluşmaktadır. Buna göre bu numune yüzde kaç saflıkta demir içerir diyor. Güzel. Şimdi oluşan FCl3'e bakalım. Bunun oluşması için ne kadar demir tepkimeye girmesi lazım onu hesaplayacağım. FCl3'ün 1 molü 161 gram mı arkadaşlar? Bak yazdım. 1 molü 161 gram. Şimdi 48,3 gramı 48,3 gramı kaç moldur dersem buradan 0,3 mol mü? Evet 0,3 mol FCR3 oluşacak. Bak 1'e 1 bir oran var. Buradan 0,3 mol oluşması için 1'e 1 bir orandan buradan 0,3 mol tepkimeyi demir girmesi lazım. 0,3 mol. Şimdi geldim demire. Demirin Demirin 1 mol 56 gram mı arkadaşlar? Bak demirin 1 molü 56 gram. O zaman 0,3 mol tepkimeye girmesi gerekiyorsa bu kaç gramdır dersem buradan da 16,8 gram olarak bulunur. Bak de, tepkimeye giren saf kısım. Arkadaşlar 22,4 gram aldım. Başlangıçta numune vardı elimde bak. Bu numune vardı. Bu numune 22,4 gramdı. Bunun içinde demir de vardı ama ben demirin ne kadar olduğunu bilmiyordum. Şimdi demirin içerisinde 16,8 gram demir olduğunu buldum. Tepkimeye gelen kısım. O zaman onu diyorum. 22,4 gram toplam numunenin 16,8 gramı eğer demirse yüzde kaç demirdir derim arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı 16,8 çarpı 20 pardon 100 bölü 22,4 dedim arkadaşlar. Buradan da şöyle yapalım mı? Yani bunu 5,6'ya bölsek ya da 168 bölü 224 dersek 56'ya böldüm 3. 56'ya böldüm 4. 4'e böldüm 4'e böldüm 25. 25 çarpı 3'ten arkadaşlar %75 ne yapıyormuş? Demir içerir. Tamam %75 demir içerir diye buluyormuşum. Hadi gel bakalım diğer sorumuza geçelim. Soru 7 dedik. Şimdi diyor ki 400 gram magnezyum karbonat örneği. Tamam bak bu örnek içerisinde magnezyum karbonat 400 gram değil. 400 gram toplam örnek içerisinde bir kısım magnezyum karbonat var. Yazalım mı? Şöyle diyelim bak 400 gram bu toplam numune içerisinde magnezyum karbonat var. Ama ne kadar var bilmiyorum bu magnezyum karbonattan. Şimdi buna göre başlangıçtaki örnek, örnek yüzde kaç magnezyum karbonat saflığındadır diyor yani. Onu soruyor bana. Şimdi o zaman şunu diyelim. Isıtma sonucunda oluşan karbondioksit normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplıyormuş. Bak normal koşullar dediğinde karbondioksit gazı için yapıyorum. Her zaman 1 mol her gaz ne yapıyor? 22,4 litre hacim kaplıyor. Öğretmenim 44,8 litreymiş bu. 44,8 litresi kaç moldur derim. En de buradan ne olarak bulunur? 2 mol olarak bulunur. Yani oluşan karbondioksit 2 molmuş arkadaşlar. Şimdi bire bir oran var. Bu 2 molün oluşması için birebir bir orandan 2 mol magnezyum karbonatın tepkimeye girmesi lazım. Şimdi geldim. Şöyle kırmızı da yazayım arkadaşlar. Magnezyum karbonatın mol halini hesaplayalım. Şimdi magnezyumun 1 molü 24 grammış. Artı karbonun 1 molü 12 grammış. Oksijenin bir molu 16 gram 3 molü 16 çarpı 3 grammış. Burada mol molarını hesaplıyorum. 24 artı 12 artı 48'den arkadaşlar 24 artı 60 yani burası ne gelir? 84 gram bölü mol gelir. Magnezyum karbonatın bir molü 84 grammış arkadaşlar. Bak dikkat et 2 mol buradan oluşmuş. O zaman 2 molü pardon 2 mol tepkimeye girmesi gerekiyormuş. Kaç gramdır dersem ne olur? 168 gram olarak bulurum iki katı arkadaşlar. Magnezyum karbonat varmış yani tepkimeye giren. E başlangıçta numunem 400 gram diye. Bu 400 gramın tepkimeye giren 168 gramıymış. Saf. Magnezyum karbonat. O zaman şuradan yapalım. 400 gramın 168 gramı magnezyum karbonat sarıyorum. Yüzde kaç saflıktadır diyor ya. Yüzde kaçı magnezyum karbonattır diyorum arkadaşlar. Buradan da 4'e böldüm. Dörde böldüm. Yüzde 42 magnezyum karbonatmış arkadaşlar. Magnezyum karbonatmış. Bu kadar ya. Bu kadar. Yapmam gereken sadece bu kadar. Geldim. Şimdi atom ve molekül kütlesi hesaplama soru tipleri var. Arkadaşlar bunlar hep soru tipi. Tamam mı? Böyle ayrı bir soru olarak düşünmeyin bunları. Ayrı bir konu olarak düşünmeyin. Mesela aynı soru tiplerinden mesela atom ve molekül kütlesi nasıl hesaplanıyor onları anlatacağım size. Şimdi 0.3 gram H2 gazı ile X2 gazının yukarıdaki tepkimin sonucu 1.7 gram XH3 bileşi oluşuyor. Bak sana X'in atom ağırlığını soruyor ya. Her zaman şunu bil. Anlattık. N eşittir. N bölü MA formülü var. Mesela bu mol. Mol'ü bulmak için biz ne buluruz? Kütleyi mol kütlesine böleriz arkadaşlar. Kütleyi mol kütlesine Öleriz. Yani bir molünün ağırlığı. Şimdi böyle sorularda sen M bulcan, buna karşılık N bulcan, MA'yı çekeceksin. Tamam mı? Mol ağırlığını böyle bulursun X için. Şimdi 0.3 gram H2 varmış bak yazalım. 0.3 gram. Bunun molünü bulalım mı arkadaşlar? Ya da molünü bulmayalım. Şöyle diyelim 1.7 gram NH3 oluşmuş ya. Kütlenin korunum yasası. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit. O zaman şu X2 de 1.4 gram mıymış? Çok güzel. Çok güzel. Mesela biz x2 için yapalım. Yani şuradan gidelim. x2 için ben şöyle diyorum arkadaşlar. Bu 1,4 grammış. Şimdi ben bu x2'nin emasını bulup x'i oradan çekeceğim. Bunun için bunun molünü bulmam lazım değil mi arkadaşlar? Molü nereden bulacağız? Bunu bu h2'nin molünden buluruz. Şimdi h2 için mol ağırlığını hesaplarsak 1 molü 1 grammış hidrojenin. 2 mol var 2 çarpı 1'den. 2 gram gelmez mi arkadaşlar 1 molü? H2'nin 1 molü eğer 2 gramsa e burada tepkime giren 0,3 gram var. O zaman 0,3 gramı kaç moldur dersem en de buradan 0,15 mol gelmez mi arkadaşlar? Deme 1 molü 2 katı kadar 0,15 mol de 2 katı kadar gram olacak yani. Şimdi yazdım altına H2 için 0,15 mol. Dikkat et şunları sileceğim. Tepkime katsayılana dikkat. 3'e bir oran var. 0,15'e de 0,05 mol yapmaz mı? 3'e bölünmüş hali. Bak şu x2'nin molünü ve kütlesini biliyorum artık. En yerine de yani şuradaki mol yerine de 0,05 yazdım. Hatta maviyle yazalım. 0.05 bölü ma dedim. Ma'yı çekeceğim buradan. Mol ağırlığı eşittir. içler dışarı çarpma yapıp ma'yı yalnız bıraktığımızda 1,4 bölü 0.05 yani 14 bölü 0.5'ten 2 katını alırsak arkadaşlar mol ağırlığı buradan 28 gram bölü mol gelir. Ama neyin? Ama neyin? X2'nin. Yazdım şuraya X2. Yani X'in 1 molünün ağırlığı X gram olsun. 2 mol X atomu varmış. 2 çarpı X eşittir. Yani toplam mol ağırlığı 28 gramsa o zaman X'i çekersen buradan 14 gram 1 molünün ağırlığı gelir. Yani bu tip sorularda her zaman ne yapacakmışım? mol ağırlığını sorduğu maddenin kütlesine karşılık mol bulacakmışım arkadaşlar. Yapman gereken sadece bu kadar. Bak umarım anlamışsındır. Gel bakalım. Sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam mı? Keyifler nasıl? 26 dakika olmuş. Çok değil bence ya. Çok sağlam bir konu. Bütün soru tiplerini anlatmaya çalışıyorum size. Tamam mı? Dur bir dakika. Aynen. Şimdi Basit ve molekül formülünün hesaplanması kısmındayız arkadaşlar. Bak. Şöyle diyelim. Basit formül değil de molekül formülünden bahsedelim. Molekül formülü şu. Bir bileşikte gerçekte kaç tane atom olduğunu gösteren formül. Mesela iki tane karbon, dört tane hidrojen var. Hocam bunların en sade, daha fazla sadeleşmeyen hali de basit formül. Bize atom oranlarını verir. Yani bir bileşikte atom oranlarını gösteren formüldür. Bileşikteki atom sayılarının en sade halidir. Unutma basit formülünde bu. Yani basit formül oranı molekül formülü atom sayısını verir. Sorularda bana bunları soracak. Gel bakalım. Soru 9 dedim arkadaşlar. Bak CNH2N+2 bileşiğinin molekül ağırlığı, mol kütlesi 30 gram/mol olduğuna göre bu bileşiğin molekül ve basit formülü nedir? Gel bakalım. CN H2N+2 şunlar atom sayısı bak. Tamam bir 1 2 gibi sayı düşün bunları. Şimdi Karbonun 1 molu 12 grammış arkadaşlar bak karbon. O zaman en mol varsa 12n gram gelmez mi? Art. Hidrojenin 1 molu 1 gramsa 2n artı 2 molü yani bu da bir sayı 2n artı 2 gram gelmez mi? Mol ağırlığı toplam 30 grammış. Bak böyle sorularda 14n artı 2 eşittir 30. O zaman 14n eşittir 28. N de buradan ne gelir? 2 gelir. Yazarım yerine Cn H2n artı 2 ya. O zaman C2 2 kere 2, 2 4 artı 2'den 6. H 6 bak bu molekül formülü. Molekül. Basit formül için en sade halini al. Ben bunları 2'ye bölebilirim arkadaşlar. O zaman CH3 bu da basit formül oluyor arkadaşlar. Bu, bu, bu. Yapman gereken sadece bu. Ya soru ona bakalım. Şimdi bu 10. soru birazcık bilgi isteyen bir soru. Tamam mı? Bunu yapmanız lazım. Bir organik bileşim bak. 9.2 gramı tam verimle yakıldığında 0.4 mol karbondioksit ve 0.6 mol su oluşuyormuş. Buna göre bu bileşim formülü nedir? Şimdi ben karbondioksit ve su çıktığına göre bak karbon, oksijen ve hidrojen atomları çıkmış. O zaman benim bileşim CX, HY, OZ olsun. Bunları içerebilir. Bak karbon içeren yapılar organik yapılarda ve organik bileşikler yandığında bu kimyasal tepkime türleri videosunda anlatmıştık. İstisnasız her zaman karbondioksit ve su oluşuyordu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben kat sayıları bilmiyorum. Bak kat sayıları bilmiyorum. Buradaki mevzu da bu zaten. Soru diyor ki 0.4 mol karbondioksit. Şuradan 0.4 mol oluşuyormuş. 0.6 mol 2 oluşuyor. 0.6 mol H2O. Şimdi insan ilk aklına şey geliyor farkındayım. Öğretmenim 0.4'e 0.6 işte 1'e 1.5 oran var. Ama şimdi kurban olduğum canım ciğerim. Şimdi sen bunun 1 molü için düşünüyorsun o zaman. Mesela o zaman 1'e işte mesela buradan 0.1 mol olduğunu nereden biliyorsun? 0.1 mole 4 katı. O zaman mesela burası 4 olur. Tamam mı? 4 olursa 1.5 katı falan. Mesela 4'ün 1.5 katı ne olacak? Tabii ki de bunların kendi arasında 1'e 1.5 oran var. Ama mesela şurası belirler olayı. Yani nasıl diyorum daha basit anlatayım. Ben mesela buradan 1 mol için düşünecek olursam pardon 0.1 mol için düşünecek olursam ne olur? 0.1'in 4 katı 1'e 4 oran olur. 4'ün de 1.5 katı yarısını eklersem 6 olur. Ama ya burası 0.2 ise 0.2 mol ise o zaman bak 2 kat olur şurası 2 olur. 2'nin bir buçuk katı burası 3 olur. Bak abi değişir formülün o zaman bak. Iki tane karbon 6 tane hidrojen oluyor. Yani sen şunun molünü bilmiyorsun bak. 0.2 mol değil bu yani. Ne, ne, bilmiyorsun onun ne kadar olduğunu. Onu sadece sen gramını biliyorsun. 9.2 gram. Atom sayılarını Bilsem mol kütlesini hesaplarsın. Mol kütlesini hesapladığında da oradan bulursun kaç mol olduğunu 9.2 gramın. Yani buradan gitmez. O zaman ben sana şunu diyorum. Şöyle yapalım mı? Biz çıkan atom sayısına bakalım. Şimdi karbonun 1 molden 1 mol karbon var ya 0.4 mol karbonlu dioksit de birebir orandan 0.4 çarpı 1 karbon atomu girmez mi arkadaşlar? Yani çıkmaz mı buradan? 0.4 mol karbon atomu çıktıysa şöyle diyorum 0.4 mol karbon atomu girdi. Bu x'i kesirli sayı olarak düşünüyorum. Şimdi suyun 1 molünden 2 mol hidrojen atomu geliyor. 0,6 mol sudan da 2 katı kadar. Yani burada arkadaşlar 0,6 çarpı 2'den. Bak hidrojen atomu. 1,2 mol hidrojen atomu çıkmıyor mu? Bak çok basit. O zaman buradan 1,2 mol hidrojen atomu girdi diyorum. Atom atom düşün. Bak 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol oksijen atomu çıkmış. Artı 0,6 çarpı 1'den 0,6 mol oksijen de buradan çıkmış. Toplarsam 1.4 mol oksijen yapar ama bunu kullanamam. Bu 1.4 mol oksijenin ne kadarı Z'de, ne kadarı burada? Çünkü buradaki katsayıyı bilmiyorum. E bunun için ne yapacağız hocam? Bir şey yapmayacağız. Yapacağız, merak etme. Şimdi C04 böyle bir şey var elimde. H1,2 oksijen de Z. Bunun toplamı 9,2 gram diye boşuna demiyor. Bunu mol ağırlığı gibi düşüneceğim. 9,2 gram. Şimdi karbonun 1 molü 12 gram ya. 0,4 molü 12 çarpı 0,4 gram. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram ya. 1,2 molü de 1,2 çarpı 1 gram. Artı oksijenin 1 molü 16 gram ya. Z molü de 16 çarpı z gram. 92 9,2'miş. Şurası 4,8 artı 1,2'den 6 gelir arkadaşlar. E, çar, e, artı 16 z eşittir. 9,2 16z 6'yı karşıya attım 3,2 z de buradan 0,2 geliyor. Buraya da yazdım. 0,2 Şimdi senin elinde şöyle bir şey var bak. C 0,4 H 1,2 O da 0,2 En sade halini yaz arkadaşlar. Bak 0,2 Yani en sade tam sayıya çevir. 0,2 0,2 Tam sayıya çeviriyorum yani hepsini. Arkadaşlar buradan ne gelir formülüm? C2H6O gelir arkadaşlar. Bak şurası da bir yapar. Tamam formülüm budur yani. Tamam oldu mu? Güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Yani böyle yaparsınız molekül formülü sorularında da. Aynı anda oluşan tepkimeler bir Karışım sorularıdır arkadaşlar. Mesela bu soru bir karışım sorusu. Mantık aynı. İki tane denklem kurmam lazım. Şimdi aynı kap içerisinde. 4 mol C2H4 ve C3H8 gazları yakılıyor. Bak ben şuna x mol diyeyim. Şuna da y mol diyeyim. Denklemi şuraya koyacağım. x artı y neymiş? 4. İkinci bir denklem kurmam lazım. Arkadaşlar C2H4 organik madde değil mi? Organik maddeler yandıklarında her zaman karbondioksit ve su oluşmaz mı? Böyle soracak. Bak C3H8. C3H8. Bu da organik madde. Organik maddeler yandığında her zaman karbondioksit ve su oluşmaz mı? Tepkimeler denk değil. 2 karbon, 2 karbon. Bak 4 hidrojen. Şuraya 2 koyarsam 4 e, hidrojen. 2 oksijen burada 2 iki kere 2'den. 4 oksijen burada 6 oksijen. 3 koyarsam da 6 oksijen girer arkadaşlar. 3 karbon, 3 karbon. Bak 8 hidrojen. 4 ile çarptım 8 hidrojen. 4 oksijen burada 3 kere 2'den 6 burada 10. Buraya da 5 yazdım. 10 oksijen oldu. Tepkimelerim şu an denk arkadaşlar. Şimdi ben c 2 h 4 x mol girsin dedim. Bak karbondioksit bak. Diyor ki oluşan karbondioksit gazı 8 mol olduğuna göre karışımda molca yüzde kaç C2H4 vardır? O zaman karbondioksite geçeyim. Şimdi 1'e 2 oran yok mu? O zaman x'e 2x mol karbondioksit oluşur. Şimdi buradan y mol almıştık. Bak y mol şurası. Tamam unutma sildim. Şunları da sileyim ya. Bak oranlara bak. Şurada 1 var ya 1 1'e 3 oran. Değil mi? Sildim. Y'ye 3Y karbondioksit. Şimdi karbondioksit toplam şurası ne kadar? Arkadaşlar 8 mol. 8 mol. O zaman ben bir şey daha buldum buradan. İkinci denklem. 2x artı toplam 8 mol karbondioksit çıkmış ya. 3y 8. Şu kısmı eksiyle çarpmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle oluyor. Eksi Hatta 2x değil ya. Ha tamam tamam. Şurayı eksi 2 ile çarpalım arkadaşlar şurayı. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x eksi 2y eşittir 8. 2x artı 3y eşittir 8. Buradan kalmadı. Y de buradan ne buldum arkadaşlar? Sıfır buldum. Y'nin sıfır olması demek ne demek arkadaşlar? Yani bunun sıfır olması demek yok demek arkadaşlar. Tamam mı? Oluşan 8 molün tamamı yani sen buradan mesela x artı y de y'yi 0 x'i 4 buluyorsun. Tamam mı? Bak e, x yerine 4 koyduğunda 2 yarı 4'ten 8 mol. Tamam mı? Yani 8 mol karbondioksit oluşmuş. 8 mol oluşsun diye 2'ye 1 orandan arkadaşlar sen 4 mol C2H4 sadece almışsın. Karışım zaten 4 mol dedi ya sana. Bir yanıltma yapmış. Ne diyor? Karışımda molcu yüzde kaç C2H4 vardır diyor. Yüzde arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada sana karışımın böyle olduğunu söylüyor. Bu oranlara göre yüzde yüz C2H4 vardır dedik arkadaşlar. Böyle sorulara da dikkat edin. Geldim soru 12. Bak Zincirleme tepkimeler bunlar da arkadaşlar. Bazen gelir zincirleme tepkime. Sınavda geleceğini zannetmiyorum da. Aynı anda oluşan tepkimelerdir arkadaşlar. Bak nh 3 burada oluşur direkt tepkime girer. Anlık bir olaydır yani arkadaşlar. Hemen bu mekanizma göre bak. Bu oluşur. Hemen burada tepkime girer. Bunlar oluşur. Böyle bir sürekli tepkime devam eder arkadaşlar. Şimdi bana burada en fazla kaç gram H2O sıvısı oluşur diyor. 0.4 mol tepkimeye girdi. Bak ben buradan 0.4 mol tepkimeye sokarsam 1'e 2 orandan 0.8 mol NH3 oluşur. Sakın ha 2'ye 4 var hocam 2 katı deme 0.8 mol oluştu oluşan tepkimeye girer. 0.8 mol'ü buraya yazdım. Soru bana suyu soruyordu bak çok basit. 4'e 6 oran var. Yani mesela 4'ün 0.2 katı 0.8 6'nın da 0.2 katı 1.2 mol ne olur su oluşur. Suyun için yapıyorum arkadaşlar. 1 molü neymiş? 1 molü 18 grammış. O zaman 1,2 molü kaç gramdır dersem arkadaşlar. Buradan da 18 çarpı 1,2 eşittir. Çarpalım mı? 18'den 12 çarpıp bir virgül geriye geleceğim. 16 yapar elde var 1 2 kere 1 2 1 daha 3 1 kere 8 8 1 kere 1 1 topladım arkadaşlar 6 11 elde var 1 216 bir virgül geriye gelirsek 21 16 gram pardon 21,6 gram su oluşur diyoruz arkadaşlar ve videomuzun sonuna geliyoruz yaklaşık. 40 dakikalık bir video oldu. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla birlikte sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sınavlarınızda karışımlar var mı yok mu yazın. Karışımlar varsa karışımların ilk videosunu da çekerim sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar arkadaşlar.